Dünya Kuş Nikser yoluyla ilgili önemli bir mesafe kat ettik. Tabii ki yine hep Ankara ziyaretlerimizde Ergün Taşçı vekilimizin de özellikle yakından takip etmiş olması, bizlerle beraber genel müdürlükler seviyesinde, bakanlıklar seviyesinde işi takip etmesi suretiyle, diğer vekillerimizin de aynı şekilde katkısıyla buralarda bir mesafe kat edildi. Tokat milletvekillerimiz ve Ordu milletvekillerimiz de bir araya gelerek bu sorunların çözümü, yani Hünyakuş Nikser yolunun karayolu standartlarına getirilmesiyle ilgili bir talepte bulunulmuştu hatırlarsanız. Tabii ki 2020 yılı içerisinde yeniden bir değerleme yapıldı buralarda. Karayolu standartlarına getirilmesiyle ilgili yaklaşık 950 milyon lira paranın olması gerekiyor. 950 milyon lira bir yatırım bedeliyle buranın standartlara getirilmesi inşallah sağlanmış olacak. Tabii ki muradımız, bütün niyetimiz buranın yatırım programına alınması. Hem bölge ekonomisi açısından hem de turizmin canlanması açısından gerçekten çok önem atfetmiş olduğumuz bir yol. Sadece bizlerin isteği değil, bütün bu hattaki illerin isteği. Diğer taraftan illeri birbirine bağlayan değil, stratejik pozisyonu ve konumu itibariyle bölgeleri birbirine bağlayan bir yol olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten önemsiyoruz. Konunun önemine binaen, 2 hafta önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na bizatihi kendimiz bu konuyu anlattık. Sayın Bakanımızın Tokat ziyaretinde bu yolun önemine ithafen hakikaten yapılması gerektiğini, bu konuyla ilgili çalışmaların başlaması gerektiğini kendisine tekrar hatırlattık. İnşallah niyetimizin 2021 yılı içerisinde yatırım programına alınması gerektiğini ben bilmenizi istiyorum. Bu şekliyle de Sayın Bakanımıza konuyu anlattık. Bizim önümüzde hakikaten mesafe kat ettiğimiz diyeyim, hiç mesafe kat etmediğimiz demeyeyim. Bir yol oldu bu. Yani diğerleri kadar böyle somut belki de bir adım atılamadı ama ciddi anlamda bir tazyimiz oldu. Gerek Ünye Belediyesi, gerek Akkuş Belediyesi, gerek Nikser Belediye Başkanları ve ilçe başkanları olarak sıklıkla bu konuyu gündeme getiriyoruz. Tabii ki bu noktada devletin imkanları, bütçeleri belli.